buradan da Yalova Çimerci bu tarafını çekelim istedim arkadaşlar. Yani değişiklikte her zaman iyidir. Burası uygulama oteli. Burası diş hastanesi, sağlık ocağı. Burası Yalova Stadı, stat. Belediye otobüsüyle giderken hiç olmasa dedim boş gitmeyelim. Biraz daha tanıtım yapalım istedim. Buraya gelmiştik arkadaşlar, şuradaydık. Buralar elma bahçesiydi. O elma bahçesine Kur'an kursu yapıldı ve ağaçları da kestiler. Tamamen boş bir alan olarak duruyor. Yarın bir gün illaki oralara bir şeyler yaparlar. Çok uzun zamandır boş duruyor orası. Burası orman işletmesi, Yalova Orman İşletmesi.
buradan Çınarcı'ya dönüyor. Direkt gitseydik doğru Termal'e gidecektik. Şimdi direkt gitmeyip Çınarcık istikametine dönünce şimdi burası Çınarcık, Armutlu, Esenköy ve Gemli'ye kadar gidiyor arkadaşlar. Burası Arıtma, Yalova'nın Arıtması. Ve üstünü de değerlendirmişler, güneş panelleri koyarak elektrik üretiyorlar aynı zamanda da. Yani bu da bir artıdır. Burası 112 acil. Allah vermesin. Burası da afet malzemeleri var tabii. Depremde herhangi bir şey. Burası üniversite. Bu koskoca alan olduğu gibi üniversiteye ait arkadaşlar. Üniversite oldu burası. Buralar hep çam ağacıydı. Olduğu gibi çam ağacıydı hep komple. Birkaç eski yapı vardı burada. Hatta TRT filmi bile çevrilmişti burada. Savaşla ilgili. Ama şimdi ise üniversite oldu buralar tabii. Rektörlük. Hukuk Fakültesi, ondan sonra İmam Hatip, yani bir sürü her daldan bir şey var yani, bunun geniş kapsamlı İslam ve İlimler Fakültesiymiş orası da. Burası yurt. Erkek öğrenci yurduymuş. Arkadaşlar bugün hiçbir zaman tek başıma gezmedim. Sizleri de gezdirdim. Bak siz de gezdiniz benimle beraber. Ben yoruldum, siz yorulmuyorsunuz en azından. Bu da iyi bir şey. Düşünürseniz. Ama sadece bir abone olmayı ihmal ediyoruz nedense. Bir de abone olursak, bir de şöyle beğeniyle küçük bir yorum yazarsak veya bir noktacık bırakırsak bundan daha iyisi olmaz herhalde. Yorulmak benden, abone olmak sizden arkadaşlar. Daha ne yapayım ben? Daha ne kadar bir fedakarlık yapabilirim sizlere? Fedakarlıklar karşılıklıdır. Ben size fedakarlık yapacağım. Siz de bana. Şöyle bir barınak basacaksınız. Hepsi o.
Yalnız adamı yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. İnanıyorum ki kocaman büyük bir aile olacağız. İstanbul'da bu yeşilliklerin hiçbiri kalmadı değil mi arkadaşlar? Hep beton yığını. Yani şehir merkezleri tamamen beton yığını oldu. En azından bizim burada hiç olmazsa bir yeşillik görüyoruz yani. O avantajımız var yani. İşte bu yeşilliğe sebep Çınarcı, ondan seviyorum. Arkadaşlar şurada bir tane üvez ağacı vardı. Gördünüz mü bilmiyorum. Üvez bilenler var mı içinizde? Üvez böyle hani ham olursa dilinizi buruşturur. Boğazınızı sarar. Ama olgunu da tatlıdır. Aynı şeye benzer. Yeni dünyayı, pardon yeni dünya değil. Tongel mi deniyordu? Biz tongel diyorduk. Ona ne diyorlar? Muşmula. Muşmula diyorlar. Aynı muşmulaya benziyor. O da ayrı bir güzel meyve. Şimdi kendi arabamdan geçiyor olsaydım illaki durur oradan toplardım. Çünkü sahipli değildi. Yola çıkmış vaziyetteydi. Ama harika gözüküyordu vallahi. Her meyvanın kendine has tadı, kendine has bir vitamini vardır yani. İnsan her şeyden tatmalı bir bence, imkanlar doğrusunda. Pazarda falan bulursam alayım istiyorum. Şimdi kısmet olursa, ayın 10'unda çıkarsak buradan gittiğimiz yerlerde keçi boynuzu falan olur. Toplarız kısmet olursa. Ama tabii o şey tarafında, Marmaris taraflarında. Bakalım, belli olmaz, bakarsın oraya kadar da gidebiliriz. Yola çıktım mı Cenab-ı Allah ne tarafa nasip ederse o tarafa doğru direksiyonumuzu bükeceğiz. Yani niyetimizde böyle bir şey var. Ama her şey tabii ki nasip, kısmet. Gideceğiz deriz, bir şey vesile olur, gidemeyiz. Kısmetimizde varsa gideriz inşallah, kazasız belasız gider döneriz. Ama biraz kalmayı düşünüyorum açıkçası. Hani gittiğime değsin istiyorum. Havalar da serinlemeye başladı. Çok da güzel olur karavandan yolculuk. Şu kulak problemim olmayaydı bol bol da denize girerdik gittiğimiz yerlerde ama maalesef dur bakalım yani. Şimdilik orta ayar gidiyoruz. Buraların sahil kesimini çekim yapmıştık. Şimdi de yol kısmını çekim yapıyoruz. Bugün günlerden pazar, 1 Eylül arkadaşlar. Olur ki gidecek olursam, kısmet olursa 9 gün sonra
çıkacağım yola